Evrişimin ne olduğu ile alakalı bir fikriniz olduğuna göre sıra size. Evrişim teoreminden bahsetmeye geldi. Bu noktada farklı evrişim teoremleri olabileceği için size bahsedeceğim teoremin diferansiyel denklemler ve Laplace dönüşümü ile ilişkili olan evrişim teoremi olduğunu da hemen eklemek istiyorum. Evet bu video Laplace dönüşümlerine uygulanan evrişim teoremi üzerine olacak. Hadi bakalım. Bu teoreme göre elimizde bir f(t) fonksiyonu olduğunu düşünelim. Bu fonksiyonun Laplace dönüşümünün büyük F(s) ile gösterildiğini biliyorsunuz. Bir fonksiyonumuz daha olduğunu düşünelim ve bu da g(t) olsun. Bunun Laplace dönüşümü de büyük G(s)ye eşit olsun. Şimdi bu iki fonksiyonun evrişiminin, evet, f ve g'nin evrişiminin yine t'nin bir fonksiyonu olacağını da görmüştük. Bundan önceki videoyu düşünün, hatırladınız değil mi? Sinüsle kosinüsün evrişimini almıştık ve sonuç t'nin bir fonksiyonuydu, evet. Bunun Laplace dönüşümü, ki zaten teoremde bununla alakalı, bu iki fonksiyonun evrişiminin Laplace dönüşümü, fonksiyonların Laplace dönüşümlerinin çarpımına eşittir. Hemen not edeyim. Büyük fs çarpı büyük gs. İlk gördüğünüzde bunun son derece soyut ve anlaşılması zor bir şey gibi göründüğünün farkındayım. Bunun için de bir örnek üzerinden ilerlemek istiyorum. Hatta isterseniz örneğimiz ters Laplace dönüşümü ile alakalı olsun. Örneğe geçmeden size bir şey daha söylemek isterim. Bu eğer doğru ise bunun tersi de doğrudur. Demek istediğim f ve g'nin t'nin bir fonksiyonu olan evrişimi, renk değiştireceğim. Evet, fs çarpı gs'in ters Laplace dönüşümüne eşittir. İşte böyle. Peki bunu neden söyledim? Ters Laplace dönüşümü almayı biliyoruz öyle değil mi? Şöyle diyeyim. Şimdi size bu ifadenin ya da fonksiyonun e, hemen yazayım. h s'in 2 s bölü s kare artı 1'in karesine eşit olduğunu söylediğimi düşünün. Uzun süren diferansiyel denklemler çözümü sonunda böyle bir ifade bulup bunun ters Laplace dönüşümünü aldığımızı hatırlıyorsunuz değil mi? Şimdi h s'in ters Laplace dönüşümünün neye eşit olduğunu bulmak istersek bunun ters Laplace dönüşümünün neye eşit olduğunu bulmamız gerekir öyle değil mi? Hemen yazıyorum. 2 s bölü s kare artı 1'in karesinin ters Laplace dönüşümü. Bunu bildiğimiz iki Laplace dönüşümünün çarpımı olarak yazabilir miyiz acaba? Deneyelim. Bunu, uh, bu arada buraya ters Laplace dönüşümü yazmam gerekiyordu. Evet, şimdi oldu. Buraya bir daha yazayım. 2s bölü s kare artı 1'in karesini. 2 çarpı 1 bölü s kare artı 1 çarpı s bölü s kare artı 1 olarak da yazabiliriz öyle değil mi? Paydaki ifadeleri çarpınca 1 çarpı 2 çarpı s, evet 2s eder, bunların çarpımı da s kare artı 1'in karesine eşittir. Bununla bu aynı ifade olduğuna göre, bunun ters Laplace dönüşümünün neye eşit olduğunu bulmak için, bunun ters Laplace dönüşümünü de bulabiliriz. Böyle yazdığımda nereye varmaya çalıştığımı daha net anlamış olduğunuzu düşünüyorum. Bunlar eğer ayrı ayrı yazılmış olsalardı, yani mesela bunun büyük f'e eşit olduğunu düşünelim, bu bir fonksiyonun Laplace dönüşümü ise, bu fonksiyonun hangi fonksiyon olduğunu bulabiliriz, öyle değil mi? Etrafını şu şekilde çizeyim. Ee, bunun sinüs. T'nin Laplace dönüşümü olduğunu hatırlıyor olmalısınız. Benzer şekilde bunun da etrafını çiziyorum ve bu da kosinüs T'nin Laplace dönüşümüdür. O halde bunun yerine yani bunun ters Laplace dönüşümü yerine ft eşittir sinüs t yazabiliriz. Bu durumda eğer bunun da g'nin Laplace dönüşümü olduğunu söylersek gt de kosinüs t'ye eşit olur. Ters Laplace dönüşümü alırken bu 2'yi dışarıya da alabiliriz ve sonuç olarak bunun ters Laplace dönüşümünün ya da şöyle yazayım e, aslında bakarsanız 2'yi dışarıya almadan e, bunun tamamının etrafını çizeyim ve bunun büyük F'e eşit olduğunu düşündüm. Bu durumda f(t) 2 çarpı sinüs t'ye eşit olur. Kafamızı karıştırmasın diye 2'yi buna dahil etmenin daha iyi olacağını düşünüyorum. Evet, böylelikle temiz bir FS ve GS çarpımı elde edebiliyoruz. O halde bu ifade 2 sinüs t ile kosinüs t'nin Laplace dönüşümlerinin çarpımına eşit olur. Ve videonun başında bahsettiğim evreşim teoremi de bize bunu söylüyor. İki fonksiyonun Laplace dönüşümlerinin ters Laplace dönüşümünü almak istersek yapacağımız şey aslında bildiğimiz şeylerle bunlar arasındaki benzerliklerden yola çıkmak ve bunu neye eşit olduğunu bildiğim iki Laplace dönüşümünün çarpımı olarak yazabilmek. Bu iki sinüs t'nin, bu da kosinüs t'nin Laplace dönüşümü ve biz de bunları fs ve gs olarak tanımladık. O halde elimde bunun gibi bir ifade olduğunda ters Laplace dönüşümü alırsam orijinal fonksiyonların evrişimini bulurum. g'nin tersi ile f'in tersinin evrişimi. Bunu eğer istersem Bakın FT'nin FS'in ters Laplace dönüşümü olduğunu biliyoruz. Aynı şekilde GT de yeşille yazayım. GT de GS'nin ters Laplace dönüşümüne eşit. Buradan yola çıkarak evrişim teoremini bu arada bu size yardımcı olmaktan çok kafanızı karıştıracak belki ama elimden geldiği kadar açık olmaya çalışıyorum. Ee, burada kullandığım renkleri kullanırsam daha anlaşılır olabilir. Evet, FS çarpı gs'in ters laplas dönüşümü buradaki evrişim teoremini farklı bir şekilde ifade edeceğim. Bu fs'in ters laplas dönüşümü ve gs'in ters laplas dönüşümünün evrişimine eşittir. Evet. Faydalı olup olmadığını bilmiyorum. Yani umarım olmuştur veya örnek üzerinden ilerlemeye devam edersek belki de olabilir. Bu FS e eşitti. Yazıyorum 2 bölü s kare artı 1. Evet bunun FS e eşit olduğunu varsaymıştık ve GS ise s bölü s kare artı 1'di. Bu arada bu yaptığım, bu kesri alışık olduğum iki kesrin çarpımı olarak ifade etmekten başka bir şey değil. Ve bu ikisini çarptığım zaman bunu yani ters Laplace dönüşümünü almaya çalıştığım ifadeyi elde ediyorum. Evrişim teoremine göre bunun ters Laplace dönüşümü 2 bölü s kare artı 1'in ters Laplace dönüşümü ve s bölü s kare artı 1'in ters Laplace dönüşümünün evrişimine eşittir. Bunların neye eşit olduklarını da biliyoruz. Size ne olduklarını da söyledim ama zaten siz de bunların neye eşit olduklarını biliyorsunuz değil mi? Bu 2 çarpı sinüs t. Evet, sinüs t'nin Laplace dönüşümü 1 bölü s kare artı 1'e eşittir. Sonra 1 de buradaki 2 ile çarparız ve bunu elde ederiz. Bu ve bu ifadenin ters Laplace dönüşümünün evreşimi de Eh, bu arada bunun da kosinüs t olduğunu biliyoruz. Ee, sonuç olarak elde ettiğimizi de yazayım. Ama burada yaptığımız gibi zaman zaman geri adım atıp yaptıklarımızı neden ve nasıl yaptığımızı araştırmanın son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Sol üst köşedeki ifadenin ters Laplace dönüşümü yazıyorum. 2s bölü s kare artı 1'in karesinin ters Laplace dönüşümü. Evet, bunun neye eşit olduğunu bulduk. Bu arada bunun da kıvrık bir parantez olması gerekiyor. Evet, eşittir bu. Yani 2 çarpı sinüs t ve kosinüs t'nin evrişimi. Tüm bunları yaparken evrişimin ne demek olduğu da aklınızdan çıkmış olabileceğinden isterseniz bunun neye eşit olduğunu da hemen bulalım evrişimin kullandığımız tanımını bir kere daha yazayım. f ve g'nin evrişimi. Bu t'nin bir fonksiyonu olacak ama ben kısa bir şekilde ifade etmek istiyorum. Bunun sıfırdan t'ye f t eksi tau çarpı g tau d tau'nun belirli integraline eşit olacağını biliyoruz. İki sinüs t ve kosinüs t'nin evrişimi. O zaman nötr bir renk seçeyim. Sıfırdan t'ye iki sinüs t eksi tau çarpı kosinüs tau ve d tau'nun belirli integraline eşittir. Eğer bundan önceki videoyu izlediyseniz bunu ya da buna çok benzeyen bir evrişimin neye eşit olduğunu bulduğumuzu da hatırlayacaksınız. 2'yi integralin dışına alalım. 2 çarpı 0'dan t'ye, evet, sinüs t eksi tau çarpı kosinüs tau d tau. Evet, bir önceki videoda neye eşit olduğunu bulduğumuz evrişim buydu. Bu sinüs t ile kosinüs t'nin evrişimidir. Ve bir önceki videoda, bu arada eğer o videoyu izlemediyseniz şimdi de izleyebilirsiniz. Bunun 1 bölü 2 t sinüs t'ye eşit olduğunu bulmuştuk. Bu eğer buna eşitse, bunun neye eşit olduğunu bulmak için bunu bir de 2 ile çarpmamız lazım. Bunu yapınca da 2s bölü s kare artı 1'in karesinin ters laplas dönüşümünün 2 sinüs t ve kosinüs t'nin evrişimine yani 2 çarpı buna eşit olduğunu buluruz. Bunu 2 ile çarparsak 2 ve 1 bölü 2 birbirini götürür ve geriye t çarpı sinüs t kalır. Bu kadar uzun işlemler sonucunda bunları yapmaya alıştığınızda bu işlemlerin hepsini yapmak zorunda olmadığınızı da göreceksiniz ama önemli olanın bunu Laplace dönüşümünün neye eşit olduğunu bildiğimiz iki ifadenin çarpımı olarak ifade edebilmek olduğunu gördünüz değil mi? Bunu Laplace dönüşümünün ne olduğunu bildiğimiz iki ifadenin çarpımı olarak ifade ettik. Bu 2 çarpı sinüs t'nin bu da kosinüs t'nin Laplace dönüşümüydü. Bu durumda da orijinal ifadenin ters Laplace dönüşümü bununla bunun evrişimine eşit oldu. Bundan önceki videoyu izlediyseniz evrişim hesabının kolay olmadığını ama yapılamayacak kadar da zor olmadığını görmüşsünüzdür. Yani tam olarak neye eşit olduğunu bulamasanız bile cevabı bir integral olarak bulabilirsiniz. Size evrişim teoreminin ispatını yapmadım. Bunu başka bir videoya bırakmak istiyorum ama bu video sayesinde ters Laplace dönüşümünü nasıl alabileceğimiz konusunda size bir fikir verebildiğimi düşünüyorum. Bu noktada ters Laplace dönüşümü almamızın ve bunu yapabilmek için de bir sürü özellik öğrenmemizin sebebinin Laplace dönüşümünün diferansiyel denklem çözümünün son adımı olması olduğunu da eklemek istiyorum.